Merhaba Şarpa Blog takipçileri. Brand Week etkinliği boyunca sahne alan ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Şimdiki konuklarımız İrfan Gürvardar ve Profesör Doktor Kerem Rızvanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz sorularımızla başlayalım. UX alanında çalışan profesyoneller ve eğitmenlersiniz. Günümüzde UX alanında yapılan sizce en büyük, en belirgin hatalar neler? Neler geliyor aklınıza? Aslında çok fazla yapılan hata var da belki temelde şunu söylemek faydalı olabilir. Sektörde en çok karıştırılan konu UI ve UX ayrımının bir şekilde yapılamıyor olması. Biz hep şey olarak tanımlıyoruz. UX dediğimiz uçtan uca bir müşteri deneyimini tamamlarken, ki buradan da müşteri yolcu haritasına bağlamak mümkün. UI dediğimiz bunun bir parçası ve tamamen user interface'in tasarlanmasıyla oluşan bir disiplin. Bir diğer konu da müşterileri anlamak herhalde, değil mi evet, Kerem? Evet. Baktığımızda sektördeki en büyük problemlerden biri bence aslında UX alanında, özellikle UX disiplinde çalışan arkadaşların bu alanda çok daha titiz davranmaları gerekiyor. Çünkü şirket kültüründe genelde benceler çok fazla var. Madem kullanıcı deneyimi üzerine çalışıyoruz, bencelerden kurtulup daha çok saha araştırmalarına, müşterilerin ne dediklerine iyi bakıyor olmak lazım. Dataları iyi analiz edip onları overlap ediyor olmamız gerekiyor. Evet. Yani ben de çok hızlı özetlemem gerekirse, kullanıcı araştırmalarına gereken önemin verilmesi gerekiyor. Karar alma süreçlerinde iteratif olarak kullanıcıların süreçlere en başından itibaren dahil edilmesi gerek. Masa başı ekiplerin daha disiplinler arası, sosyal bilimler ağırlıklı bir profil, nitelik kazanması gerekiyor. Antropologları, sosyologları daha çok içeride bulmalıyız, görmeliyiz. Bu dünya sadece business tasarım ve işte yazılımcıdan oluşan bir ekosistem değil artık. Disiplinler arası işbirliği de temel eksiklerden bir tanesi bence. Evet. Şimdi ürün geliştirme süreçlerinde de aktif olarak yer aldınız bu konuda da. Evet. Eğitimlerinizin de bir parçası bildiğim kadarıyla. Genel olarak özellikle girişimlerde, bazen de hatta büyük çaplı yapılarda da bu featureitis, feature creep dediğimiz durumla çok karşılaşıyoruz. Evet. Kullanıcıya daha iyi hizmet sunmak, daha iyi bir servis sağlamak için onlarca özellik geliştirmek, onları kullanıcıyla buluşturmak gibi stratejiler belirleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ona cevap vereyim ben hemen. Aslında içeride sorumda da biraz buna vurgu yaptık. Bizim de temel çıkış teorik çerçevemiz biraz bu. Yani kullanıcı bir seçenek evreni içinde mümkün olduğunca en hızlı şekilde kendisine en uygun çözüme ulaşmak istiyor. Ve bu mental olarak çeşitli bilişsel yük ve bariyerler var. Ben yapmak istediğim şeyi en kolay, en hızlı, en kısa adımla yapmak istiyorum. Seçeneklerin çoğaltılması bu karar sürecini olumsuz etkiliyor. Hatta eylem felci dediğimiz durum gerçekleşiyor. Sosyal psikolojide var olan bir kavramdır bu. Ona mı tıklayayım, buna mı tıklayayım, buna mı tıklayayım deyip hiçbir şey yapmadan çıkan insanlar var. Barry Schwartz'ın meşhur TED konuşması, evet. İşte Paradox of Choice. Aynen öyle. Dolayısıyla bir sonuç da bu arada. Sunduğumuz tek bir seçenek de aynı anksiyeteyi yaratabiliyor. Tek seçenek, onlarca seçenek değil, optimal sayıda seçenek. Bu nasıl belirlenecek? Araştırmayla. Pekala. Peki UX alanında birçok çalışma yapıyoruz. UX design stüdyoları olarak ya da in-house UX ekipleri olarak. Yaptığımız bu çalışmaların yatırıma geri dönüşü nasıl ölçümlenebilir, nasıl ölçümlenmeli? Ben birinci olarak şeyi söyleyebilirim, sabır. Yani bu alanda yapılan yatırımların sonuçlarını bir pazarlama kampanyasıyla karşılaştırmamak lazım. Pazarlama kampanyalarının dönüşlerini, ROI'larını çok kısa sürede görüyor olabilirsiniz. Kullandı ve şu kadar dönüş oldu diye. UX alanında yapılan yatırımlar uzun vadeli. Ama sürdürülebilir bir iş modeli için en önemli asetler diyebiliriz. Gerçi tabii burada biraz daha biz yukarıdan bir yerden konuşuyor oluyoruz. Yani eğer strateji seviyesinde UX'e bakıyorsanız, ki böyle bakmak durumundasınız, bu şekilde davranmak gerek. Ama Türkiye'de biraz işler quick fix seviyesinde yürüdüğü için hemen aslında yarın, hatta dün bir sonuç bulmak istiyoruz. İrfan'a katılıyorum. Bu telaştan kurtulmamız gerek. Evet. Yani parametre olarak baktığımızda genelde bizim e-ticaret sektöründe odaklandığımız tekrarlı ziyaret ve tekrarlı alışveriş. Öncelikli olarak tabii ki tekrarlı ziyaret. Bu da değer katmayı aslında getiriyor. Bir sunumumuzda da aslında bahsetmiştik. İki tane decade var. Önümüzde 2000-2010 arasına kadar conversion decade'indeydik. Ama artık günümüzde loyalty decade'e geçiş yaptık. Biz müşterilerin bizi ziyaret edip maksimum seviyede alışveriş yapmalarını hedeflerken artık tekrarlı ziyaret etmelerini ve satın alım yaptıklarında mutlu olmalarını istiyoruz. Pekala.
Şimdi AI, Machine Learning, AR, VR gibi teknolojiler hayatımıza girmeye başladı ve önümüzdeki yakın gelecekte de daha da yoğun olarak karşılaşacağız gibi gözüküyor. Bu yenilikler müşteri ve kullanıcı deneyimi tasarım süreçlerinde bize ne gibi faydalar sağlayabilir? Yakın gelecekte bizi nasıl etkileyecek? Çok enflasyona uğramış bence iki terim. Özellikle çok ciddi anlamda karmaşa yaratıyor. AI, Deep Learning, Machine Learning gibi kavramlar. Bence onları bir netleştirmek gerekiyor öncelikli olarak. Teknolojilere sıcak bakmamız çok olumlu ama bunları nasıl kullanacağımız ayrı bir soru işareti. Doğru kullanımlar doğru sonuçları getiriyorlar. Doğru mu Kerem? Baktığımızda biz delisiyiz. Çok fazla kullanıyoruz içeride. Özellikle bu yıl bizim için çok ciddi araştırmalarla geçti. 2018 senesini biz gitti gidiyor da data yılı olarak alıyoruz. Çünkü çok büyük bir datanın üstündeyiz, oturuyoruz. Bunu insan kaynağıyla yönetiyor olup anlamlandırıyor olmak pek mümkün değil. Bu tarz teknolojileri yoğun olarak kullanmak gerekiyor. Sunumda da bahsettiğimiz bir puan yorum mevzu vardı. İstersen biraz ondan bahset. Olur. Yani puan yorum dışında işte tahmin modelleri üzerine de çalışıyoruz. Arama sonuç sayfalarında en popüler ürünleri göstermek için neler yapılabilmeli sorusunun peşinde koşuyoruz. Büyük veri var elimizde. Ciddi bir olanak var. Fakat buna doğru soruları sormak, bunu modellemek, ondan sonra da oradan geliştirdiğim modeli algoritmalara entegre etmek kolay bir iş değil. Yine aynı noktaya dönüyoruz. Uzman ekiplerin yan yana beraber çalışabiliyor olması gerek. Bu ciddi işbirliği gerektiren bir proses. Pekala. Dün Simon Wasef sunumunda, konuşmasında şöyle bir şeyden söz etti. Veri size her şeyi anlatmaz. Karar verme noktasında, yaratıcı kararlar alma noktasında, fikir geliştirme noktasında bilgiler sunabilir. Ama o kararları belirleyen şey yaratıcı içgüdülerinizdir, dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben buna iki şey söyleyebilirim. Aslında direkt büyük veriden bağlayarak, demin söyledik ya, yani büyük veri setine doğru soruları sormak bir yetenek. Fakat bu karar alma süreçlerinde bize nedir sorusuna, what sorusuna cevap sunma olanağı sağlıyor. İşin aslında daha önemli başka bir tarafı var. O da hep kendi aramızda da konuşuyor. Why, değil mi? Niçin? Bunu anlamak için işin insight generation tarafına girmek gerek. Büyük veri analizleri, kantitatif araştırma tekniklerinin yanında muhakkak kalitatif, hedef kitlemizi çağırıp onlarla vakit geçirip sürece dahil edeceğimiz fırsatları, olanakları yaratmak gerekiyor. Ben de onun gibi düşünüyorum. Evet, insight önemli. Ona ulaşmak için yine hibrit modeller, yine işbirliği. Aynı noktaya geliyoruz. Aynı yerdeyiz. Ben de katılıyorum. Peki, kullanıcı deneyimi alanı konusunda özellikle Türkiye'de akademik belge araştırmaları yapmak isteyen kişiler hangi kaynaklara bakmalı? Şimdi Türkçe kaynak soruyorsak, Türkiye'de Türkçe kaynak sınırlı. İngilizce üreten sınırlı sayıda bir akademik grup var. Yani çok iki elin parmaklarını geçmiyor alanda çalışan akademisyenlerin sayısı. Burada elektronik veri tabanlarına bakmak önemli olabilir. Büyük yayın evleri var, işte Springer gibi. Konferansları kitap olarak seçerek basan. Burada ciddi bir şey var. Hani her grubun ortalama minimum 50 civarında yayını var ki bu büyük bir yeküne tekabül ediyor aslında. Bunları alt alta koyduğumuzda Türkiye bu tarafta sınırlı ekiple yine değerli içerik üreten bir kitleyi temsil ediyor. Buralara bakmak gerek. Bloklar değerli kaynaklar ama her blok değil. Seçici olmak gerek. Bugün mesela benim ders kaynaklarım için en majör kaynaklardan biri ders için, ders malzemesi için blok. Ama doğru isimleri seçmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Pekala. Birleşik Krallık'ın yürüttüğü bir çalışma var. Government Design Principles adı altında. Devlet tasarım prensipleri olarak adlandırabiliriz bunu. Bunu Türkiye'de gerçekleştirmek istesek sizce bizi nasıl bir süreç bekler? Kolay gelsin demek istiyorum o zaman. Ya. Biraz evet. Çok zor bir süreç. Aynısını Amerika'da yaptı. Onların da artık web design standartları var. Türkiye maalesef, Türkiye'de 1,5 milyon domain olduğunu biliyor muydunuz kamuda? Çılgın bir rakam bu. Yani siz bunlardan bir bölümünü değiştirirseniz kullanıcı deneyim tarafında müthiş bir kümülatif yaygın etki yaratıyorsunuz. Kamuyu harekete geçirmek çok kolay değil. Yavaşlar. Bilgi tarafında da eksiklik var. Oraya eğitim tarafında da ulaşmak gerekiyor. Yani ancak kültürel bir değişim sağlandıktan sonra belli standartların içselleştirilmesi gerekiyor. Ki bu çalışmalar oldu. ODTÜ ile beraber iki tane böyle Türkçe standart seti hazırladık. Bunların hepsi bir köşede duruyor şu an. Hiç kimsenin bakmadığı kaynaklar olarak. Yani malzemeyi hazırlamak çok problem değil. Bunu hayata sokmak, kullanılabilir hale getirmek ayrı bir sıkıntı. Bunlar halka açık şekilde erişilebilir. Evet. Öyleyse bu YouTube linkinin altında bu adreslere yer vereceğiz. Tabii. Lütfen inceleyin. Bir sorumuz da aslında
kullanıcı deneyimi profesyonellerinin beraber çalışmasını, bir takım standartları beraber oluşturmasını ve bunların yürürlüğünü sağlamasıyla alakalı. Kullanıcı deneyimi profesyonelleri birlikleri neden Türkiye'de yaygın değil, neden oluşmuyor ve neden harekete geçemiyorlar sizce? Ne diyorsun hocam? Ya aslında bizim Kerem'le dostumuzun başlangıcı bir meslek örgütü. UXPA Türkiye Chapter'a aktif olarak da 1,5 yıl boyunca çok güzel şeyler yaptık. Çok da güzel şeyler yaptık ama bizim başından beri en çok takıldığımız konu buydu. Neden bütün meslek örgütleri bir değil? Bence bir birliktelik şart. Yani çünkü Kerem Hoca'nın da söylediği gibi çok azız. Çok az da bölünmüş bir grubuz. Birleşmesi ve aktif olarak rol alması gerekiyor. Ama nasıl yapılır sorusu gerçekten muamma. Zor bir soru. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız bu 1,5 yıllık süreçte? Ya biz ilk kurulum sırasında aslında diğer chapter'larda olmak istemememizin temel nedeni aslında firma çatılarının altında olmasıydı. Biz bağımsız bir moda olarak. Marka şapkalarını kenara bırakarak orada olma, yan yana durabilme, şeffafiyet bunlar kritik şeyler meslek örgütlerinde. Onu sağlamak için yola çıktık. Fakat tabii burada temel problem şu, sadece belli bir kesimin mobilize olup itici güç olarak çekip sürüklemesi. Ve aslında o ekip çekildiği zaman çok da bir şey ortaya çıkmaması. Bir sürü ekipler kurduk. Eğitim ekipleri değil mi? İşte böyle UX sözlüğü hazırlayan eventti, PR'dı. İyi çalışmalar büyük hevesle başlıyor. Eventler müthiş motivasyon sağlıyor ama bir süre sonra onun şeyi, enerjisi bir şekilde sönümleniyor. Yoğun çalışan bir sektör. Açıkçası biz henüz bulamadık. Mobilize etmek için ne yapmak gerek çalışanları ama şu çok açık. Sektörde bu kadar sınırlı sayıda 100 kişinin oluşturduğu bir ekosistemde herkesin yan yana markalardan bağımsız durabiliyor olması gerek. Kesinlikle. Şimdiki sorumuz erişilebilirlikle ilgili. Türkiye'de çok farklı algılanan, belki tam olarak algılanamamış bir alan bu. Özellikle kullanıcı deneyimi, müşteri deneyimi söz konusu olduğunda. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda 6. Körler Derneği'nin Change.org'da başlattığı bir kampanya beyaz eşya üreticilerini harekete geçirdi. Ve bir sonuç almalarını sağladılar. Change.org'un Türkiye'de başardığı en önemli şeylerden biri olarak da görülüyor aynı zamanda bu. Erişilebilirlik konusunda bir şeyler yapabilmek, özellikle çok ziyaretçisi olan, çok kullanıcısı olan sistemlerde erişilebilirliğin yaygınlaşmasını sağlamamız için neden illa toplumsal bir direniş, bir başkaldırı gerekiyor? İfhan ben çok konuştum ama bir kısa bir bahsedeyim. Yo, çünkü erişilebilirlik benim bizim özellikle ekip olarak önemsediğimiz bir konu. Yıllardır da çalıştığımız uzmanlık alanlarımızdan biri. Hem profesyonel hem akademik çalışmalarda çok konu ettik. Aslında önce kötü senaryoyu tespit ederek yola çıkalım. Türkiye'deki online platformların %95'i daha desktop seviyesinde erişilebilir değil. Daha mobile gelmedim bile. Yani hiçbir görme engelli en kalabalık segment üzerinden gidelim. Ekran okuyucu dediğimiz teknolojilerle o mecraları kullanamıyor. Dinleyemiyor, anlayamıyor, kavrayamıyor. Sıkıntılar çok büyük. Kalabalıklar, Türkiye nüfusunun %10-12'sinin engelli olduğunu tahmin ediyoruz. Çok büyük bir kalabalık. Dönüşüm nasıl olacak? Yurt dışında nasıl oluyor? Yurt dışında yasal düzenlemelerle oluyor. Amerikalıların meşhur Section 508'i var, AB'nin bir eylem planı var. Ülkelerin kendine has mevzuatları var. Türkiye'de biz bu mevzuatın yani yasal olarak engeller için erişilebilir dijital mecralar yaratmak durumundasınız. Maddesini, regülasyonu sağlamak için uzun süredir engelsiz bir işi platformuyla bir mücadele veriyoruz. BTK ile, Ankara ile, bakanlıklarla. Çok mesafe kat ettiğimizi söyleyemeyeceğim. Ama bu durumu kabullenmek anlamına mı geliyor bu? Hayır. Sektörü o zaman mobilize edelim dedik ve sektörü anlatıyoruz bunun önemini. İşte büyük oyuncular da harekete geçip kendi mecralarını yavaş yavaş erişilebilir hale getirmeye karar verdiler. Çünkü ben bu işin etik ahlaki bir problem olduğunu düşünüyorum ama bunun ötesinde ticari fırsatlar da var. Yani %10'luk bir kitle fellik kullanabileceği mecraları arıyor. Bunlar sizin sadık müşterileriniz olmaya çok yakın. Metriklerle konuşursak dönüşümü atlayıp sadakate giden yolu çok kısa sürede geçebilirsiniz. Bu fırsatlar var. Sadece bu fırsattan dolayı bile sektörün harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da burada söyleyeyim. Tekrar. Çok teşekkürler. Çok güzel. Pekala. Bu son sorumuz. Bu soruyu ikinizin de yanıtlamasını rica edeceğim. Tasarım, yazılım ve teknoloji alanında değişim yaratmak isteyen, bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek isteyen genç profesyonellere bir tek şey önerecek olsanız bu ne olurdu?
Ne olurdu Kerem? Zor bir soru. Çok zor soru. Zor bir soru. 3 desen daha rahat cevap et. 1 deyince, iş zorlaşıyor. Ben şeyi önereceğim ya, empati. Sokağa çıksınlar, kullanıcılarını gözlesinler. Bu çok önemli bir refleks. Sektörün körleştiği nokta burası. Bundan kurtulmak için sokakta kullanıcımıza daha yakın olmamız gerekiyor. Benim de önerim, o zaman ilk üçe büyük ihtimal giriyordur, merak. Merak dürtülerini hiç bırakmasınlar. Sürekli merak etsinler, sorsunlar. Çünkü aslında merak bize hep şeyi getiriyor. 5N1K'yı getiriyor. Bu da bizi doğru yere yönlendirecek diye düşünüyorum. Gelişiminde ana metrik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Profesör Doktor Kerem Rızvanoğlu ve İrfan Gürvardar'la birlikteydik. Brand Week etkinliği boyunca sahne alan ünlü isimlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.